Yepyeni bir Merkez Kort programından yeniden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Mustafa Ülker, Sercan Erozan'la birlikte yeniden karşınızdayız. Sercan nasılsın? İyidir Mustafa, teşekkürler. Sen nasılsın? Evet, yeniden programdayız. Bugün konumuz bayağı geniş ve bugün ilk kez bir ödül günü yapıyoruz. Evet. 16 yaş çocuklara ödül vereceğiz. Ayrıca Ceylin'e de ülkemize geldiği için bir plaket ödülümüz, belge ödülümüz olacak. Ama öncesinde istersen konularımıza başlayalım. Ardından da çocuklarımızı ödüllerini vermek üzere buraya çağırırız. Olur. Ve onlara da tabii ki 16 yaş ödüllerini vereceğiz. 16 yaş tenis ligi ödüllerini vereceğiz. Ligle ilgili görüşlerini. Evet, klasman değil ligi. Evet. Yıl sonu 2021 evet, evet. Yılının sonunda tamamlanan tenis liginden. Evet, 16 yaş ilk kez yaptığımız 16 yaş tenis liginin kazanan takımına merkez kort olarak ödül veriyoruz. Yani evet. Bunun federasyonla ilgisi olmadığını da belirtelim, evet. Yanlış anlaşılmasın. Evet, istersen 2022 tenis ligiyle başlayalım. Evet, 2022 tenis ligine bu yıl 6 takımımız katılıyor. Bununla ilgili Pakan Tenis Kulübü var. Girne Amerikan Üniversitesi, Gazi Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa Şehir Kulübü ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü mücadele edecek bu sene ligde. Ligin kura çekimini geçen hafta cumartesi günü federasyon kortlarında yapmış bulunmaktayız. Bununla ilgili ilk hafta maçlarımız yarın 29 Ocak tarihinde başlayacak. Yarınki maçlarımız Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Pakan Spor Kulübü Derneği, Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde, Lefkoşa Şehir Kulübü Girne Amerikan Üniversitesi ve Mausa Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde de Mausa Belediyesi Tenis Kulübü Doğu Akdeniz Üniversitesi maçları ilk hafta şeklinde olacak. Maçlar saat 10'da başlayacak. Bizi izleyenlere de bunun bilgisini verelim. Kendi bölgelerinde olan kişiler, tenis severler oraya gidip bu maçları izleyebilirler. Maçların biraz detayını verecek olursak toplam 7 maç oynanacak. Bu 7 maçtan 2 tane tek erkekler maçı, 2 tane tek kadınlar maçı, bir çift erkekler, bir çift kadınlar, en sonunda bir karışık çiftler maçı olacak. Toplam maç sayısında 4'e gelen veya işte 4, 5, 6 neyse gelen maçı kazanmış olacak. Buna göre tek devreli bir lig oynanacak. Evet. Tek devreli ligin sonunda playoff oynanacak. Normal sezonun sonunda bir dörtle birinci sırayı, normal sezonu birinci sıra bitiren dördüncü sırayla ikinci sırayı bitiren de üçüncüyle oynayacak. Tek devreli tek maç üstünden olacak yarı final maçlarımızda. Birinci ve ikincinin ev sahipliğinde olacak. En son final maçımız da federasyon tesislerinde 14 Mayıs'ta oynanacak olan maçla ligimizi tamamlamış olacak. Bu sene ligimizin genel sponsoru Nicosia Motors oldu. Buradan da Nicosia Motors'a teşekkür edelim. Sanırım 3. senedir ki bizim ligimizin ana sponsoru oldu. Bu şekilde ligimizi başlatıyoruz. Takımlarla ilgili söyleyeceklerim ve talimatla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. İstersen oyunculara da bakalım. Olur. Yani oyuncuların kimler olduğunu, hangi takımın daha önce geçtiğimiz programda konuştuk, transferleri konuşmuştuk ama evet. Hangi takımda kimlerin olduğunu istersen bir konuşalım. Evet, Mausa Belediyesi Tenis Kulübü'nden başlayabiliriz. Takım listesinde bu sene Doğu Akdeniz'in transferi Rasim var bir numarada. Hı-hı. Batur Evre 16 yaş olarak, Toprak Altuntaş 16 yaş olarak, Peter Baca var yabancı oyuncusu, Mehmet Sonat, Celal Konuklu ve Mustafa Ülker oluyor takım listelerinde. Burada erkeklere bakacak olursak işte Rasim'in bir transferi var. Doğu Akdeniz'den gelen bir numaraya yerleşmiş durumda. Puanı fazla olduğu için direkt bir numaradan mücadele edecek. Kadınlara bakacak olursak 16 yaşta 3 oyuncusu var. Bir tanesi Elçin Özbilen. 2 numarada Ecem var. O da Doğu Akdeniz'den transfer. Evet. 3 numara Melis, o da Doğu Akdeniz'den transfer. 4 numara Nadir, 16 yaş oyuncusu, ikinci kadınlardaki ikinci oyuncu. Melin, Sadet, Ceylin ve Laura var, yabancı oyuncusu. Tabii Ceylin'i biliyoruz. Laura'yı ben takip etmedim, izlemedim. Burada daha henüz bir maçı yok. Eğer mücadele ederse onunla da ilgili ondan sonrasında bir yorumda bulunuruz. Evet. Girne Amerikan'a bakacak olursak İbrahim Aun,
Turgay Hıdıroğlu, Ahmet Muhammed, İbrahim Can Arabacı, Kemal Türker, Konstantin Kan, Akay Adısay Kanat ve Can Taşer var. Burada da 16 yaş oyuncuları Turgay Hıdıroğlu var, İbrahim Can Arabacı var ve Konstantin Kan var. Bir de Akayalı Serkanat. Bundan için 16 yaş oyuncularını söylerim. Çünkü normal 7 maç içerisinde, bu biraz önce bahsettiğim toplama oynanacak olan 7 maçtan en az bir tanesinde takımlar 16 yaş altı bir oyuncu oynatmak zorunda. Evet. O yüzden biz bu 16 yaş altı oyuncuların da yanlarına burada takım listelerinde bir ibare koyduk ki hakemlerimiz de buna dikkat etsinler. Çünkü 16 yaş altı olması takımda bir avantaj sağlayacak. İyi bir evet. 16 yaş. Kadınlara bakacak olursak Gin Amerikan'da Azra geçen senenin bir numarası. Oksana yabancı oyuncusu ve o da bence çok iyi. Evet. Kayra Yüceer o da Gönyel'den transfer. Selin Önal ve Sevim Akbaş. Doğu Akdeniz'de Mustafa Zorba geçen senenin bir numarası büyüklerde. Göktuğ Yusuf Gökbayrak 16 yaşta ki bence Göktuğ Yusuf Gökbayrak da geçen sene bu Çıkın Planet'le bence çok geliştirdi oyununu. Doğu Akdeniz'e büyük katkı sağlayacak. Berke Can Ekinci, Arca Özınak, Şevki Öksüoğulları. Şevki klasman turnuvalarında yoktu ama her şekilde lig maçlarında hatırladığım kadarıyla mağlubiyeti evet, yok. Evet hiç mağlubiyeti yok. İyi maçlar çıkardı. Evet Sehan var. Ömer Ekin Yalçın 16 yaş oltu olarak. Kadınlarda Şengül Tilki. O da aslında Şengül de geçen sene sonlara doğru klasman turnuvalarına başlayıp yukarı doğru tırmanmaya başladıydı. O da çok iyi. Fatma Kayol, Tuğçe Tuğcu, Elae, Asya Koçak, Zeynep Melis, Gülcan. Burada da Elae yabancı oyuncusu Doğu Akdeniz'in. Lefkoşa Şehir Kulübü'nde Aras Çelik bir numarada 16 yaş oyuncusu. Derin Samioğlu. Derin aslında normalde bir önceki 2020'de klasman birincisiydi ama 2021'de son turnuvalara katıldığını görmedim. Herhalde okulla ilgili veya başka bir sıkıntı var bilmiyorum artık. Yalın Doğasar, Remzi Hıdıroğlu, Barış Örek, Genel Esenel, Tim Dresyen var yabancı oyuncusu. Kadınlarda Özay Barutçu takım listelerine girdi. O da yakın doğudan transferi. Tanse Işık, Tuğse Bardak, Sevilay Barutçu, İzem Civisilli, Eda Şevket ve Şarap Oranhan takım listesi. Diğer bu saydığım isimler geçen sene de takım listesinde olan oyunculardır. Evet. Girne Belediyesi'nde Ersel Kalfaoğlu, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ersel Kalfaoğlu'nun da bu Çıkın Planet'ten dolayı katıldığı diğer yurt dışındaki turnuvalar, Türkiye'ye gittiği turnuvalar, Rum tarafında katıldığı turnuvalardan bence çok çok üstüne koydu. Geçen sene o da çok gelişim kaydeden oyunculardan bir tanesi bence. İmat, aynı zamanda antrenörleri. Girne Belediyesi'nin. O da iyi bir oyuncu. Erin Schroeter, Toprak Berkol, Sami Ali Serp'ten, Yücel Arhan Onurlu, Arsen Güvensoy, Bartu Güvensoy. Kadınlarda Zeynep Ertanoğlu, Arya Sarıbaş, İrem İlerici, Laden Güvensoy, Dilek Dülger. Dilek Dülger yabancı kontenjanında. Girne Belediyesi'nin bu arada 16 yaş altında Ersel ve erkek topraklar erkeklerde Toprak var. Kadınlarda da Arya Sarıbaş yabancı oyuncu olarak görünüyor. Evet. Pakan Spor Kulübü Derneği'nde de Enver Ada Gencel, 16 yaş altı oyuncu, Nuri Arslan, Doruk Tüzel, İlke Ünlücan, İlke Tüzel, Ali Tüzel, Abdullah Oğuz Eleryan, kadınlarda Ekin Karasu, Özgü Şah, Suzan Pakan, Ayşen Şah, Hayat Çakmak var. Genelde de Suzan harici, kadınlarda da hep 16 yaş altı oyuncular var Pakan'ın. Evet. Takım listeleri benim söyleyeceklerim bunlar. Bilmem senin söyleyeceğin bir şey var mı bununla ilgili? Evet. Geçen seneden fark olarak işte Rasim'in Mausa'ya geçmesi evet. bir fark oldu. Özay'ın şehir kulübünde oynayacak olması tabii ki önemli bir değişim oldu. Şengül'ün Doğu Akdeniz'e geçmesi de önemli bir hamle. Yani güzel bir lig bizi bekliyor Sercan. Aynen öyle. Yani Mausa Belediyesi de, Girne Amerikan'da, Doğu Akdeniz'de, Şehir Kulübü'de, Pakan daha fazla altyapıdan oyuncuları var. Girne Belediyesi'nin de iyi oyuncuları var. Bence gene zevkli bir lig geçecek. Kimin kazanacağı belli olmayacağı çekişmeli bir lig olacak. Evet. En sonunda da oynanacak playoff'la, yarı final ve finalle ligi tamamlamış olacağız. Evet, buradan tüm takımlara şimdiden başarılar dileyelim. Yarın ligimiz başlıyor. Umarım iyi bir başlangıç olur evet. yarın. Evet, istersen 16 yaş tenis ligiyle devam edelim. 2021'de yapılan ve
2022'de nasıl yapılmasını planlayacağız, onunla ilgili konuşalım. Evet, aslında 2021'in başlarında biz yönetim kurulu ve teknik kurulun aldığı kararlardan sonra böyle bir şey gelişti ki 2021 yılında 16 yaş altı tenis ligi yapalım. Ki takımların hem oyuncularını, işte biraz önce de söyledik, 16 yaş altı oyuncuları olsun, bir tane mecburi. Bununla ilgili de takımları teşvik edelim. Daha fazla altyapıya yönelsinler, altyapıdan da takım olarak aidiyet duygusunu artırsınlar diye. Bunun üstüne aslında böyle hem teknik kuruldan hem yönetimin beraber ortak aldığı bir karar oldu bu. Geçen sene daha erken zamanlarda aslında biz bu ligi yapmayı planlamıştık ama çeşitli sıkıntılar, işte Covid'dir, kapanmadır veya işte başka klasman turnuvalarının yoğunluğundan dolayı Aralık ayına sarttı. Aralık ayında bir haftalık bir süre içerisinde toplam 5 takımın katıldığı bir müsabaka oldu. Bu takımlar kendi arasında tek devreli lig usulü federasyon kortlarında maçlarını yaptılar. İşte Gönleli Tenis Kulübü vardı, Girne Amerikan vardı, Girne vardı, Mausa Belediyesi Tenis Kulübü vardı. Bu şekilde 5 tane kulübün katıldığı bir turnuvada round robin sistemiyle oynandı. İşte biraz sonra çocuklarımız gelecek. Mausa Belediyesi Tenis Kulübü oyuncuları oradan da mağlup şampiyon oldular. O şekilde bir lige giriş yaptık. Şimdi ben gerek antrenörlerden gerek oyunculardan aldığım geri dönüşler aslında çok olumlu. Ve bunun devamlı olmasını isterler. Biz de o turnuva biterken hemen bunu faaliyet takvimine dedik ki Şubat ayı içerisinde, Şubat tatilinde biz bu turnuvayı yapalım. Ve bu turnuvayı yaparken de aslında şimdi bu programdan çıkıp saat 2'de teknik kurul toplantısı var. Detayları aslında orada belirlenecek. Yani orada antrenörlerden gelecek olan taleplere göre bu sistemle mi devam edelim, başka bir sistem mi uygulayalım, oynanan oyun sayıları işte normal ligdeki gibi. Hatırladığım kadarıyla iki tek maçı vardı. Tek erkek, tek kadın. Bir çift erkek, bir çift kadın ve karşı çift. Evet. Şimdi o şekilde mi devam edelim? Farklı alternatifler mi olsun? Bununla ilgili buradan çıkınca aslında direkt federasyon tesislerine gideceğiz. Tüm kulüplerin katılımıyla orada bir teknik kurul toplantımız olacak. Orada aslında daha şekillendireceğiz olayı. Senin aslında bir antrenör olarak bu 16 yaş altı ligiyle ilgili sana göre ne olması lazım? Yoksa teknik kurula mı saklaydım? Sonraki şimdi, hafta mı konuşurduk? Şöyle, ben geçen programlarda da sana söyledim Sercan. Bence artık bizim kalıplaşmış bir kuralımız olmalı ve kulüpler o kurala kendini hazırlamalı. Yani her yıl yeni bir sistem, işte bu yıl böyle oynayalım, seneye böyle oynayalım gibi olmamalı. Bence eğer bu sistem güzel, yani bana göre iki erkek maçı, iki kız maçı, çiftli maçlar ve mix olması gerçekten güzel. Hı hı. Çünkü diğer türlü tek maç olduğu zaman, tek erkek ve tek kız maçı olduğu zaman diğer oyuncuların oynama fırsatı yok. Yani bizim buradaki amacımız şampiyonluktan daha fazla çocukları oynatmak, bir de strateji yapabilmek adına, yani çocuklara o duyguyu da verebilmek adına iki oyuncunun olması gerekiyor. Yani tek oyuncu olduğunda ne yapılacağı belli. Hı hı. Yani en iyini koyarsın. Adam saklama olmaz, işte kaydırma olmaz ama iki oyuncu olduğunda böyle bir alternatifin olur ve çocuklar bu stratejiyi hissetmiş olur. Biz 16 yaş tenis liginde çocukların antrenörü olarak söylüyorum. Çocukları sahaya sokarken biz birlikte karar verdik. Ben onlardan antrenör olduğum için demedim onlara. İşte sen gireceksin, sen gireceksin. Çocukları aldım, dedim ki hangi taktiği yaparsak işe yarar çocuklar. Oturup birlikte karar verdik ve bu onları daha fazla motive etti. Yani bence olması gereken de bu. Bence iki oyuncunun kalması mantıklı. Tek oyuncuya düşersek bu strateji olayı ortadan kalkar diye düşünürüm. Tabii ki bugün şanslıyız. Birazdan çocukları buraya alacağız. Evet. Çocuklara onların görüşlerini de soralım. Bu lig onlara ne katmış? Sevdiler mi, beğendiler mi? Neler olmasını gerekiyorlar? Gerekiyor. Ne istiyorlar bizden? Onlara da soralım. Ondan sonra teknik kurulda zaten bunu bugün konuşacağız. Şimdi Mausa Tenis Kulübü'nün başkanı birazdan bize bağlanacak. Hı hı. Ona da soralım bakalım. Başkan olarak ne diyor? Takımı şampiyon oldu. Oyuncuları da birazdan burada Merkez Kort tarafından ödül alacak. Ona da görüşlerini soralım. Bu ligle ilgili ne düşünüyor? Nasıl buldu bu ligi? Nasıl devam etmeli? Ona da bir soralım. Olur. Ve izleyicilerimiz de buradan izlesinler bakalım görüşlerini. Sevgili yönetmenim, başkanım hazır olduğunda bize bağlayabilirsin.
Evet Sercan. Burada aslında şöyle bir durum var. Yani acaba niye biraz önce dedin ya işte her sene farklı bir şey değil, farklı bir format olmasın, tek bir kalıplaşmış bir şey olsun. Şimdi eğer yani şöyle anlatayım. Altyapıdan gelen oyuncular, sen de bilin, bazen öyle bir şey olur ki iyi bir jenerasyon yakalanır arka arkaya. Ama evet, bazen öyle bir şey olur ki o 2-3 sene iyi bir oyuncu çıkmaz veya kulüplerin hoca antrenör değişiklikleri olur. Orada oyuncular bir şekilde motivasyonunu kaybeder, kulüpten ayrılır. O gibi durumlarda da göz önüne almak lazım. Yani baktığımda ben tamam bu ligi yapmak isterim, Büyükler Ligi'nde yapmak isterim federasyon olarak. Ama eğer X bir kulüp sadece iki tane oyuncusu varsa, iki tane kadın oyuncusu, iki tane erkek oyuncusu varsa, diğer kulüpte de 4 tane erkek, 4 tane kız varsa, ben onu aslında birazcık aşağıya doğru çekmem lazım ki o lig sayısını artırayım, takım sayısını artırıp daha fazla müsabaka olsun. Aksi takdirde adam diyecek ki ya benim bu oyuncum yok, lige katılamam. O zaman senin de elinde olan veya işte X1 kulübün elinde olan 8 tane oyuncusu, 4 erkek 4 kadın, bu sefer maç yapmadan o sene belki de ligi yapamayacağız veya 3 takım katılacak lige. Onda bir anlamı yok. Bizim amacımız ne kadar çok kulübün katılmasıyla büyük, daha büyük, daha katılımlı. İşte şu an mesela biraz önce saydım Pakan, ben takdir ederim. Çünkü baktığında bir şampiyonluk iddiası yok aslında bu kadroyla. Ama altyapıdan gelen oyuncularını oraya sokuyor. Yani onlar tecrübe kazanacak ve belki de 3 sene 4 sene sonra daha rahat bir maç oynayacak ve belki de yukarıya başa oynayacak. Yani sadece kulüplerin aslında şampiyonluk, tamam okey şampiyonluk iddiası olacak ama Pakan gibi de düşünmek lazım bazen. Onu o yüzden bu gibi formatlarda bazen değişiklikler yapmak zorunda federasyon. Ya şöyle söyleyeyim Sercan. Evet, belki bazen değişiklik yapabilir format gereği ama aslında şuna bakmak lazım. Oyuncu sayılarının yükselmesini istiyoruz biz ülke olarak. Evet. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Yani formatı aşağı çekerek bunu yapamayız. İşte bizde oyuncu yok, zaten bire çekmezlerse biz giremeyeceğiz. O zaman federasyon bire çeksin. Ya herkes ucunda, yine geçen programda konuştuk. Ucuna gerçekten önemli bir ödül koyarsak o zaman tüm kulüpler gerçekten çalışır ve altyapısını geliştirir. Yani bunu düşünmek lazım. Yani günün sonunda örnek veriyorum. 16 yaş ligi şampiyonunu Türkiye'de herhangi bir lige veya X bir turnuvaya gönderirsen federasyon olarak, o zaman kulüpler der ki tamam 16 yaş liginin ucunda bu ödül var, biz buna çalışalım. Bunun için bir şey yapalım. Yani işte oyuncu kiralama, işte bilmem ne gibi konular konuşulmuştu. Sanırım başkanım hatta. Başkanım. Hocam merhaba. Merhaba Cahit Başkanım, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar. Teşekkür hayırlı ederiz. Az sonra oyuncularımızı stüdyoya alacağız, onlara ödüllerini vermek için ama öncesinde bir seninle konuşmak istedik. Takımın şampiyon oldu, tebrik ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu ligle ilgili görüşlerini almak istiyoruz öncelikle. 16 yaş altı ligi ilk kez bu yıl yapıldı kulüpler arası. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Öncelikle Büyükler Ligi'nin dışında daha alt yaştaki çocukları motive etme açısından çok ciddi bir karardı. Güzel de bir organizasyon oldu. Başta federasyona ve sponsora teşekkür ederim. Tabii ayrıca bizim şampiyon olmamız, bir de namalüp şampiyon olmamız, bizim altyapımızın ve hocam başta sen ve ekibin olmak üzere ne kadar iyi çalıştıklarını, ne kadar bu şampiyonluğu istediklerini çocuklarımızın bir kez daha gördük. Bu çocuk aynı zamanda büyükler takımında da yer alırken 16 yaş liginde daha fazla yer bulmaları onların motivasyonu açısından da çok iyi oldu. Açıkçası onların şampiyonluğu da bizim için bir de ilk kez olması tabii ayrıca çok anlamlıydı, çok sevindik. Söyleyeceğime bütün çocuklarımıza gurur duyuyorum, hocalarımıza, çocuklarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet başkanım, peki biz burada Sercan'la tartışıyoruz. Birazdan da teknik kurul toplantısı var. Başkanım merhaba. Merhaba Cahit Başkan, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol, sen nasılsın? Sağ olasın. Senin bu 16 yaş ligi ile ilgili herhangi bir önerin var mı bize? Daha iyi olabilmesi adına.
Yani gördüğüm kadarıyla organizasyona bir aksaklık olmadı. Sadece tek engel, daha doğrusu sıkıntı, soğuk hava oldu. Belki bunun takvimlendirilmesi, turnuva takviminde yer alması, Aliye takviminde yer alması daha uygun bir tarihe alınabilir. Bu yılda Şubat'ta olacak. Mutlaka bunu değerlendirmiştir federasyon ama yani son turnuvanın bir de pandemiden dolayı sürekli ertelenerek o soğuk döneme denk gelmesi, seyir açısından da maçların açısından da sanırım bir takım sıkıntılar doğurdu. Onun dışında gayet güzel bir organizasyon oldu. Yani burada biz şampiyon olduk diye söylemiyorum. Şampiyon olsak da olmasak da aynı şeyleri söyleyecektim ben. Onun dışında başka bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Maç sayısı da iyi. Çocukların yer alması, mutlu olması da çok iyiydi. Ama dediğim gibi sadece düşünülebilecek olan benim tavsiyem tarihiyle ilgili bir havaların biraz daha yumuşadığı bir dönemde olması daha iyi olabilirdi. Evet başkanım, evet Sercan, sen başkana sormak istediğin bir soru var mı? Şimdi Cahit Başkan söylediğin tarihlerle ilgili biz de aslında faaliyet takviminde bunu Şubat tatilindeki döneme getirmek istedik. Ve gündüz vakti oynanacak şekilde lig maçlarının olduğu gibi bizim düşüncemiz aslında odur. Şubat tatilinin saat 10'da normal lig maçlarının başladığı gibi saat 10'da başlasın ve o şekilde devam etsin maçlarımız. Ama bununla ilgili bu sadece bizim yönetimin öngörüsüdür. Dediğim gibi biraz sonra teknik kurul toplantımız var. O teknik kurul toplantısında antrenörlerin, hakemlerin de olduğu bir toplantı olacak. Onlarla hep beraber ortak bir karar alıp ona göre hareket edeceğiz. Çünkü sen de bilin daha öncedenki Şubat tatilindeki olan turnuvalarda şehir kulübünde yapılan turnuvalardı. Bu sefer evet. Tamam devlet okulları tatilde ama bazı özel okullar var ki o tarihlerde okulları olurdu. Gerek Rum tarafında gerek işte başka okullarda. Ve bundan dolayı da biz maçlarında sıkıntı yaşardık maç saatlerini yerleştirmede. Evet. Bunların işte hepsini beraber ortak karar vereceğiz antrenörlerle, hakemlerle. Biraz sonra onunla ilgili bir toplantıda akşamında artık tüm kulüplere onun duyurusunu yapacağız diye düşünüyorum. Çünkü burada yanlış anlaşılmayın. Oynanan yani geçen ay oynanan turnuvayla ilgili söyledim. Pandemiden dolayı aksadı ve akşam üzeri soğuk havadan dolayı etkilendi diye. Yani Şubat'ta oynanacak olmasını açıkçası saati bilmeden tahmin ettim zaten. Ben tahmin ediyordum sabah oynanacağını. Evet. Orada bir sıkıntı olmayacak. Zaten bu çocukların hepsi sabahları turnuva veya lig oynamaya alışık çocuklar. Evet. Şubat'ta daha iyi olacaktır ama işte pandemiden dolayı biraz kalitesini düşürdü yani maçı. Mesela biz kapalı yerde izlemek zorunda kaldık. Evet. Kendi çocuklarımızı soğuktan çünkü dışarı durulacak gibi değildi. Ama o da sizin yapabileceğiniz bir şey yoktu. Pandemi yok arttıydı, vakalar arttıydı. Ondan sonra akşam üzeri okullarının dolayı akşam üzeri oynanmaya başlandı. Soğuk havada da öyle oldu ama dediğiniz gibi yani Şubat'ta olacak olması, sabah oynayacak olması gayet güzel. Evet. Tamam Musa, bu kadar. Evet başkanım, teşekkür ederiz bağlandığın için bize ve tekrardan takımı ve seni tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca çok kısa bir şey söyleyeyim. Yarın başlayacak olan Büyükler Ligi'nde de tüm takımlara başarılar diler. Güzel, zevkli, fair play çerçevesinde sakatlık olmayacak bir sezon dilerim tüm takım oyuncularına. Size de iyi yayınlar. Birazdan takımı konuk alacaksınız herhalde. Bütün çocuklara da selamlarımı iletin lütfen. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Görüşürüz başkan. Ben Sercan. Başkanın da görüşünü aldık. Hı-hı. Başkan da memnun. Ya gerçekten şampiyonlukla ilgisi yok inan. Gerçekten organizasyon başlarken biliyorsun sancılı bir dönem geçirdik. Yani oluyordu, olacaktı. Yağmurlar engel oldu ama bir şekilde ilkini gerçekleştirdik. Şimdi Şubat'ta da inşallah ikincisi olacak. Dediğim gibi çocuklar için strateji anlamında önemli bir organizasyon. İnşallah Şubat ayında uygun saatlerde yani başkan dediği gibi soğuk çocukları etkilemeyecek şekilde maçlar oynanır. Çünkü burada sen de biliyorsun takımı izlemek, takım arkadaşına destek vermek çok önemli. Hı hı. Soğuk havada şimdi çocuğu dışarıda tutamazsın. Evet. Başkan dediği gibi içeride beklemesi gerekiyor. O zaman da o ruh orada hissedilemeyebilir. İşte o yüzden başkana da söylediğim gibi bizim düşüncemiz hafta içi olacak zaten maçlarımız. Saat 10'da başlasın.
Saat 2 gibi bir maksimum bitsin. Federasyon kortlarında olacak maçlar. Saat 2 gibi bitsin. Yani bu şekilde olursa en azından gece karanlıkta olmaz, soğuk olmaz. Bu şekilde idare ederiz ama aynı şekilde söylerim. Bunu ben tek başıma yönetim olarak karar alamam. Bunu teknik kuruldaki antrenörlerle beraber karar almamız lazım. Çünkü bilmiyorum ben o tarihte çocukların okulu bir şeyi var mı? Bilmiyorum yani. Çünkü daha önce denk geldik. Evet. Sen ne bilin? Evet, bugün belli olacak her şey. Aynen öyle. Ve ona göre dediğim gibi, başkan da söylediğim gibi açıklayacağız bunun akşamında. Evet, nasıl olacağıyla ilgili. İstersen çocukları alalım. Ödüllerini vermek üzere. Evet sevgili izleyiciler, Laya Development olarak bize katkı yaptılar ve Merkez Kor programı olarak çocuklara ödül vermemize vesile oldu Laya Development. Onlara da buradan öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir katkılarından dolayı. Oyuncularımıza 16 yaş tenis liginde almış oldukları başarı dışında biz de ödül verme fırsatı bu şekilde buluyoruz. Çocuklarımızı az sonra içeri alacağız ve onlara hem bu turnuvada almış oldukları başarıdan dolayı belge vereceğiz. Hem de Merkez Kort'a ait olan anahtarlık ve bardaklarını takdim edeceğiz. Evet Sercan, şimdi çocuklar içeri girdiğinde onlara da tabii ki görüşlerini soracağız. Bu 16 yaş ligi ile ilgili. Oradan da eminim farklı fikirler gelecektir. Evet, ben de merak ederim. Çocukların hem mevcut sistemdeki nasıl buldular veya neler isterler diye hepsine ortak bir soru sorabilirik. Evet, tabii ki biliyorsun benim isteğim her zaman antrenör olarak hep yurt dışıdır. Evet. Veya yurt içinde bir organizasyondur. Yani kamp olayı benim gerçekten çok önemsediğim bir olay. Yani çocukların kamp yapması gerçekten çok önemli. Çocukları ilerletiyor, motive ediyor. Kamptan dönen bir çocuk gerçekten motive bir şekilde tekrardan kulübüne dönüyor. O yüzden yurt dışı bağlantıları çok önemli ve belki de bu ligin sonuna böyle bir ödül konulabilir. Hatırlarsan bunun benzerini ben yıllar önce yapmıştım. Tabii orada takımını kur gel gibi bir şekilde. Hı-hı. Herkes kendi takımına bir isim koyardı. Ve oradaki ödül hatırlarsan birinciye Türkiye'de bir kamptı. İkinciye de Türkiye'nin başka bir yerinde bir kamptı. Yani yarı yarıyaydı. Birinciler free gidiyordu ödüllerine, yani hiç para ödemeden gidiyordu. İkinciler ise ödülün yarısını ödüyordu. Bu şekilde çocuklar yazda turnuvanın hemen ardından kampa gidebildiler. Evet. Yani böyle bir şey ayarlanabilir. Türkiye'de X bir kulüple konuşulup böyle bir organizasyon da yapılabilir diye düşünüyorum. Yani bunu bence konuşabiliriz. Evet çocuklar geliyor mu? Bu arada sen de bilin Avustralya açık oynanır şu an. Evet. Sabah 5.30'da Nadal'ın maçı vardı. Nadal 3-1 aldı. Finale çıktı. Şimdi de Medvedev Çiçipas maçı var. Ona bakardım. İlk seti Medvedev 7-6 almış. İkinci seti 6-4 Çiçipas. Üçüncü sette şu an 3-3. Bakalım. Bana göre bu turnuvanın Medvedev alır diye düşünürüm. Bu yani, turu geçerse. Turnuvanın ta başından beridir benim söylediğim şey. Nadal bu turnuvayı almalı ve 21 yapmalı. İnşallah alır ve 21 olur. Evet. Yeni bir rekor olur bizim için. Evet, ama bakalım. Çok konuşulacak. Djokovic'in bu tarzından dolayı, yani evet, tavrından dolayı bu turnuvasına evet, çok konuşulacak. Çocuklarımız evet, da geldi. Evet çocuklar, gelin biraz daha gelin. Tamam. Evet, öncelikle Merkez Kort olarak sizi tebrik etmek istiyoruz. Böyle bir başarı almanızdan dolayı. İkincisi başlayacak önümüzdeki ay ve onu konuşuyorduk Sercan abinizle. Nasıl olsun, nasıl yapalım diye. Bugün bir de teknik kurul var. Öncesinde sizin tabii ki fikirleriniz de bizim için önemli.
Evet Toprak, önce seninle başlayalım. Seni önce tanıyalım, sonra da sana minik bir sorumuz olacak tabii. Pekala. Adım Toprak Altuntaş. 13 yaşındayım. Tenise yanılmıyorsam 4 yaşında başladım. Ara vermeden uzun bir süredir tenis oynuyorum. Tenisi çok seviyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet, 16 yaş tenis liginde bir talihsizlik yaşadın evet. ve katılamadın. Ama bu organizasyonla ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Organizasyonla mı yoksa takım yani, 16 yaş tenis liginin olması bize ne faydası var? Yani sana nasıl bir katkı yaptı, nasıl heyecanlandı bir şey. Seni? Açıkçası çok heyecanlanmıştım katılamayana kadar ama... çok güzel bir şey çünkü genelde liglerde ya bizi de oynatsalar da büyüklerde olduğu için küçüklerin 16 yaş altının kendi başına oynayabildiği bir ligin olması onlar için bir avantaj, öğrenmek için, gelişmek için. Bence çok güzel. Tekrardan olması da mutlu, beni mutlu ediyor. Evet. Teşekkür ederiz Toprak. Teşekkür. Evet Cemal, çok önemli maçlar kazandın. Belki de senin sayende takım şampiyon oldu. Tabii ki hepsinizin önemli maçları var. Hepsiniz aynı şeyi söylemek zorunda kalacağım. Çünkü çok kilit maçlar kazandınız gerçekten. Daha önce hiç yenmediğiniz kişileri belki de yendiğiniz oldu. Özellikle senin öyle bir maçın oldu. Önce seni tanıyalım. Ben Cemal Konuklu. 4 yaşından beri tenis oynarım. Şimdi hiç Şubat tatili. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Evet, 16 yaş tenis ligini nasıl buldun Cemal? Yani ilk kez oynandı. Nasıl hissettin? Şimdi tabii gene farklı insanlarla oynamak çok iyi. Hem Toprak'ın dediği gibi bu ligde büyükler olmadığı için falan kazanma şansın daha çoktur. Peki bu organizasyona ek bir şey yapılmalı mı yoksa bu haliyle çok güzel? Şimdi bu organizasyonda bir tane eksiklik buldum ben. O da hiçbir bize maddi yardım yapılmaması. Yani evet. Bence kazanana ya da mesela ikinci olana bir maddi yardım yapılması lazım. Maddi yardım, maddi para ödülü mü yoksa herhangi bir yurt dışı ödülü? Yani ya para mesela ayakkabı olabilir, yurt dışı olabilir. Herhangi bir maddi yardım. Evet Sercan, bunu tutalım. Evet. Bu birinci fikrimiz olsun. Tamam. Evet Batur, sen de devam edelim. Önce seni tanıyalım. Adım Batur Evre. 14 yaşındayım. 5 yaşından beri tenis oynuyorum. Evet, sen ligi nasıl buldun? 16 yaş tenis ligini. Lig bence çok eğlenceliydi. Normal ligin formatına yaklaştık. Herkes öğrendi nasıl olduğunu, mixleri, double'ları. Ama bence saatleri biraz daha geriye alabilseler. Çünkü okuldan dolayı bazen sorun çıkabiliyor yani saatlerine yetişmelerde. Onu biraz daha düzeltirlerse daha iyi olabilir. Evet, bence. Artık okul zamanı olmayacak anladığım kadarıyla tenis ligini. Şimdi Şubat tatilinde planladık. O yüzden herhangi bir engel olmayacak. Şubat döneminde olacak maçlar. O yüzden okulla ilgisi fazla olmayacak diye düşünürüm. Evet, peki başka bir düşüncem var mı? Daha iyi olması için organizasyonun. Yani Cemal'a katılırım. Maddi bir tane yardım olursa oyuncular daha çok teşvik edilebilir bence. İnsanları motive edebilecek şeylerden. Evet, yani ben yine antrenör olarak diyeceğim. maddi anlam değil ama ben yurt dışı benim anladım, için çok önemli. Anladım. Kamp çok çocuklar önemli. Çocuklar bence ondan da mutlu olabilir. Yani sadece yani maddi dedikleri bence o değil. Sonunda başarı elde ettiklerinde ulaşacakları bir hediye aslında. Yani ya yurt dışıdır, ya burada bir kamptır, ya belki bir çantadır, belki bir ayakkabıdır dediği gibi belki Cemal'ın ama senin dediğin daha fazla ağır basar bence hepsinde. Yani benim dediğim aslında kulüpleri de cezbeder. Yani bir kulübün düşün ki oyuncularının yurt dışına gittiğini, o kulübün prestiji için çok önemlidir. Yani X kulüp örneğin Türkiye'de bir kampa gidiyor. Yani bu güzel bir prestij olur. Bence ucuna bu şekilde ödüller koyarsak çok iyi olur. Tamam, başkan bizi zaten izler muhakkak. O mesajı alır. Evet, evet Elçin, sana devam edelim. Öncelikle Batur, seni de tebrik ederim. Çok önemli maç kazandın. Çok güzel maçlar çıkardın ve performansın çok yüksekti turnuvada. Umarım buradaki şimdi yeni başlayacak ligde de aynı performansı sergileyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet Elçin, sana devam edelim. Adım önce Elçin seni tanıyalım. Özbilen, 5 yaşından beri tenis oynuyorum. Evet, ligle ilgili görüşlerini almak istiyorum. Yani güzel geçti, güzel bir antrenman oldu bizim için. Güzeldi. Peki daha iyi olması için arkadaşlarından farklı bir düşüncen var mı? Yani benim için kamp çok önemli yani. Birinci en azından kampa göndersinler.
Evet Elçin, az önce Sercan abinizle konuştuğum başka bir konu daha vardı. Bu maçları birlikte strateji yaptık sizinle. Yani ben kendi başıma karar vermedim bu oynasın bu oynasın diye. Birlikte karar verdik. Bu size nasıl bir geri dönüş sağladı? Nasıl bir katkı yaptı? Elçin senden alayım. Yani en azından kendi fikrimizi de ortaya koyabildik. Yani hep beraber karar verdik. Evet Kaya, seni tanıyalım. Teşekkürler Elçin. Ben Kaya Akseban. 6 yaşından beri tenis oynuyorum. Evet, ligle ilgili bize neler söyleyeceksin? Nasıl buldun 16 yaş tenis ligini? Bence gayet güzel bir antrenman oldu. Hiç oynamadığımız kişilerle oynayabildik. Peki daha iyi olması için bize bir önerin var mı? Bence kazanan takım toplu olarak ya yurt dışına gitsin ya da yurt dışında belki bir antrenör gelir de kamp yapabiliriz birkaç günlüğüne. En azından gelişirik. Evet, teşekkür ederiz Kaya. Evet, Elas seni dinleyelim. Evet Elas, teşekkür ederim öncelikle antrenörün olarak takıma koymuş olduğun katkıdan dolayı. Seni tanıyalım. Ben Elas Çakgöz. 7 yaşımdan beri tenis oynuyorum. Evet, bu lig nasıldı sence? Senin için nasıl geçti? Güzel geçti. Güzeldi. Güzel bir antrenman oldu bizim için. Peki daha güzel olması için bize bir önerin var mı? Toplu bir şekilde birinci kamp gibi bir organizasyon olabilirdi. Evet, teşekkür ederiz Ela. Evet çocuklar, bu turnuvada almış olduğunuz başarıdan dolayı Merkez Kor programı olarak öncelikle size başarı belgesi vermek istiyoruz. Ardından da Leo Development katkılarıyla size hazırlanmış ödülleri Sercan istersen sen çocuklara olur, ver, belgeleri olur. Ben vereyim. Olur. Evet çocuklar, bunlar başarı belgeleriniz. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını dilerim çocuklar. Çok teşekkürler hocam. Atur. Evet Sercan. Evet. Ödüllerini de verdik. Söylemek istediğim bir şey var mı çocuklara? Ben tekrar hepsine başarılarından dolayı tebrik ederim. Şubat ayında bir 15 gün sonra başlayacak olan, hatta 15 gün sonra bile değil, kaçında dediydik? Üçünde galiba. Üçünde. Üçünde başlayacak olan ligde de başarılar dilerim. Tekrar inşallah şampiyon olursunuz. Evet çocuklar. Teşekkür ederiz. Bir sonraki turnuvada başarılar dilerim size. Teşekkürler hocam. Evet Sercan. Evet kamp. Kamp olayı. Sen birazcık aslında senin verdiğin tüy oynayan çocuklar hep kampa doğru gitti ama bence bu düşünülebilir. Evet. Bence ucuna böyle bir ödül koyabiliriz. Türkiye'de bir sürü tanıdığımız kulüp var. Başkanın, federasyon başkanıyla arası gayet iyi. Bence böyle organizasyonlar daha fazla hem kulüpleri hem oyuncuları motive eder diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, ülkemize geçtiğimiz haftalarda biliyorsun Ceylin gelmişti. Hı hı. Ve bir haftalık kampın ardından geri döndü. Bu hafta tekrar haftanın başında ülkemize gelerek antrenmanlarına başladı. Ve işte bir hafta yine burada kalacak ve geri dönecek. Burada tabii ki Ceylin'in 3 aylık ITF Junior turnuvalarının programını yaptık. Nasıl devam edeceğini, buradaki antrenmanlarını yaptık. Tabii ki bu kampa geldiği için de ona bir belge vermek istedim. Hı hı. Yine burada olması vesile oldu. Yine programda şimdi onu buraya davet edeceğiz. Ona da tabii ki bu programı sormak istiyorum. Burada seyircilerimize kendi işte 3 aylık programını bize burada kısaca bir anlatsın. Senin tabii ki sormak istediğin soru varsa Ceylin'e sen de sorabilirsin. Evet Ceylin'i
alalım sevgili izleyiciler. Evet Ceylin, tekrardan ülkemize hoş geldin. Bu ikinci haftan ülkemizde. Bir hafta daha buradasın ve ardından geri döneceksin Makedonya'ya kendi antrenmanlarına. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğun antrenmanlardan ötürü sana kulüp olarak bir belge vermek istedik. Onu da bu canlı yayında sana takdim etmek istiyorum. Öncelikle istersen önümüzdeki 3 ayın ITF programını seyircilerimize bir anlat ama öncelikle yine geçen programı izlemeyenler varsa kendini kısaca bir tanıt ve bize bu programdan bahset. Merhaba, ben Ceylin İpek. Tenise 3 yaşında başladım. Şu an 16 yaşındayım. Profesyonel olarak milli sporcu olmak üzere tenis oynuyorum. Evet, şimdi Mart ayında başlayacak bir ITF programım var. Evet. Bu programdan biraz bahset. Nerelerde oynamayı planlıyoruz ve ne yapacaksın sonra? Şu anda ITF'in sitesine bakarak şöyle bir program hazırladık. İlk başlayacağım, bu sene ilk başlayacağım turnuva Güney Kıbrıs'ta olacak büyük olasılıkla. Bir aksilik çıkmazsa. 3 hafta orada kalmayı planlıyorum. Ardından çeşitli yerlere gidiyorum galiba. İki tane Makedonya var. Almanya var. Bulgaristan var. 7 taneydi zaten. Aynen. 3 aylık programımız bu şekilde. Evet Sercan, Ceylin'in 3 aylık programını yaptık ve ülkemizde antrenman yapması gerçekten bence bir artı bizim için. Tüm çocuklarla antrenman yaptı. Yani dün yine kulüpteydi. 9 yaş, 8 yaş tüm oyuncularla en az 2 saat kortta antrenman yaptı. Günde 3 antrenman yapıyor Ceylin. 2 saat sabah, 2 saat öğlen, 2 saat de akşam. Yani yemek gibi antrenman programı var. Sabah, öğle, akşam. Evet Ceylin, bize söylemek istediğin bir şey var mı? Size söylemek istediğim, öncelikle bu sırada ben de liglerde oynayacağım. Onun için de ayrıca Kıbrıs'a teşekkür ederim, Kıbrıs Belediyesi'ne. Çünkü lisanslı oldum artık galiba. Evet, Kıbrıs'ın. Kıbrıs'ın lisanslı oyuncusuyum. Evet. Bu sene ilk defa liglere katılacağım. Az önce arkadaşlarımın dediği gibi eksikler var mı yok mu bu sene, ben de inceleyeceğim, bakacağım. Ona göre size söyleyeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Evet Ceylin, ben de sana belgeni vereyim. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet. Peki. Görüşmek üzere. Size iyi yayınlar. Evet, Ceylin'in aslında burada olması, biraz önce söylediğin gibi hem kendisinin yaptığı antrenmanlar, seninle beraber yaptığı antrenmanların haricinde bizim diğer çocuklarımızın da onunla oynaması, onun tenisinin hangi seviyede olduğunu görmesi ayrı bir avantaj. Ligde de mücadele edecek zaten. Evet. Biz her zaman yönetim kurulu olarak iyi oyuncuların burada olmasını istiyoruz. Yani biraz önce saydım işte Oksana kadınlarda, daha önce Elbitar vardı yine Girna Amerikan'da oynayan. Yine Girna Amerikan'ın iyi oyuncular getirdiydiler. Tunceli Hoca ile beraber. Çok iyi oyuncular vardı, öğrencileri. Bu iyi oyuncuların olması bizim çocuklarımızı da yukarıya doğru çeker. Ben de ona inanırım. Ne kadar çok iyi tenisçiyle oynarsa bir oyuncu, o kadar kendini yukarıya doğru atar. Evet, tabii ki ülkemize yabancı oyuncuların antrenman için gelmesi, sadece maç için değil antrenman için gelmesi bizim için bir artı. Yani geçtiğimiz hafta Ceylin işte bir haftalığına ülkemize geldi. Bir herhangi bir turnuva yoktu. Bir hafta antrenman yaptı. Ülkesine döndü. Tekrar buraya geldi antrenman için. Tekrar dönecek. Bu sefer geldiği zaman ITF turnuvaları için gelecek. Yani hep bir amaç olacak ama burada bunu yaparken, Ceylin bunu yaparken yanında da Kıbrıs'taki oyuncuları, belki Kıbrıs oyuncularımız motive olacak. Yani ben bunu gözümle gördüm. Yani dün altyapı oyuncularımız onunla antrenman yaparken çok keyifliydi. Ha. Yani bu bir artı. Belki Ceylin gibi başka oyuncuların da ülkemize antrenman için gelmesi gerekiyor. Yani sadece maç için değil, antrenman için ülkemize gelmeleri çok önemli bir adım olur diye düşünürüm Sercan ben. Evet. Evet. İstersen yavaş yavaş sonlandıralım programımızı. Az sonra toplantımız olacak. Evet. Haftaya da artık 16 yaşın
detaylarını, evet, bugün aldığımız kararların detaylarını konuşuruz. Ligin ilk haftasını konuşuruz. İkinci haftada oynanacak olan maçları konuşuruz. O şekilde değerlendiririz 16 yaş, evet, liginin talimatını. Başka söylemek istediğim bir yok, şey yok. Yok, başka söylemek istediğim bir şey yok. Yeni başlayacak olan ligde ben tüm takımlara, tüm oyunculara başarılar dilerim. Sakatlıksız bir sezon olsun. Başarılı olan, en iyi çalışan şampiyon olsun diyorum. Herkese başarılar ligde mücadele edecek oyunculara. Evet Sercan, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, yarın yeni bir lig başlıyor. Ben de buradan herkese başarılar diliyorum. Sercan dediği gibi sağlıklı bir lig olmasını diliyorum. Önümüzdeki programda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.